subaylarla ilgili verilen bütün kararları çiğneyecek miyiz arkadaşlar? Çiğneyecek miyiz? İşçi Partisi Hatay İl Başkanı Bülent Sekiçoğlu, Silivri savcısının 32 sanık için istediği cezaların Türkiye'de hukuk sistemine ve adalete olan inancın bittiğinin en açık göstergesi olduğunu söyledi. Bizde Ergenekon terör örgütü davasında savcı mütalasını açıklamış ve onu müebbet olmak üzere 32 sanık hakkında hapis cezası isteminde bulunmuştur. Bu istem Türkiye'de hukuk sisteminin çöktüğünün, adalete olan inancın bittiğinin aleni kanıtı niteliğindedir. İşçi Partisi Hatay İl Teşkilatı Silivri'de İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçay'ın da aralarında bulunduğu 32 sanık için savcının açıkladığı ceza istemlerini protesto etti. Ulus Meydanı'nda gerçekleşen basın toplantısında konuşan İşçi Partisi Hatay İl Başkanı Bülent Sekiçoğlu, dava savcısının önceki gün mütalasını açıkladığını ve onun müebbet olmak üzere 32 sanık için hapis cezaları istediğini hatırlatarak, vatansever aydınlarını sadece ülkelerinin bağımsızlığını savundukları için hiçbir delile dayandırılmayan uydurma suçlarla bu ülkenin evlatlarına kurşun sıkmış, terör örgütü mensubu gizli tanıkların beyanlarıyla hapse mahkum etmek isteyen yargının Mustafa Kemal'in kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı olduğuna inanmıyoruz, dedi. Uydurma suçlarla bu ülkenin evlatlarına kurşun sıkmış terör örgütü mensubu gizli tanıkların yalan beyanlarıyla hapislere mahkum etmek isteyen yargının Mustafa Kemal'in kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı olduğuna inanmıyoruz. Sık sık atılan sloganlar eşliğinde basın açıklamasını gerçekleştiren İşçi Partisi Hatay İl Başkanı Bülent Sekiçoğlu, bu hukukun NATO'nun hukuku olduğunu da öne sürerek ülkelerini canları pahasına savunan, terör belasına karşı korkmadan mücadele eden Türk askerlerinin Lozan'da, Berlin'de Ermeni soykırımı yalanının üzerine yürüyen Doğu Perinçeklerin, Tuncay Özkanların, Fatih İlmioğulları'nın ve Ferit İşseverlerin suçu canisparane bir şekilde vatanlarını savunmak mıdır diye konuştu. Bu hukuk NATO hukukudur. Bu adalet Amerikan adaletidir. Biz bu tür bir adaleti tanımıyoruz. Sekiçoğlu, Türk milletine seslendiği açıklamasında kahramanlarını göz göre göre ölüme yollayan milletler yok olmaya mahkumdurlar. Bu hukuksuzluğa göz yumulamaz. Bu tertip halkın direnciyle kırılacak. Mustafa Kemal'in Türkiye'sini emekçi halkın alın teriyle yeniden kuracağız ifadelerine yer verdi. Bizim çağrımız büyük Türk milletinedir. Kahramanlarını göz göre göre ölüme yollayan milletler yok olmaya mahkumdur. Bu hukuksuzluğa göz yumulamaz. Yapılan basın açıklamasının ardından grup Ulus Meydanı'ndan İşçi Partisi Hatay İl binasına kadar ellerinde Türk bayrakları ve yeminler edildi, yıkılacak Silivri sloganları atarak yürüdü.